diye. Güzel fikir gerçi. He? Burada gelin çekimi yapmak ücretsiz diye mantıklı. Başka bir yerde yaptırmazlar. Bak mezarlar. Ulan kimse mi maske takmaz ya? Ulan şansımıza tüküreyim, düğüne gelmişiz ya. Pardon. Kemik mi onlar? Bayağı mezarlık toplu olan şey geldi. Orası neymiş ki? Oraya kadar. Burası kapkara ya. Tavan kapkara. Herhalde ismi acaba? Alçak ki. Al bakayım çocuğum. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba canım burası benim. Burası 3 kattan oluşan toplu bir galeri mezarıdır. En evet. Alt katında ortalama 3000 kişiye ait kemik bulundu. İkinci katta ise şöyle şu yuvarlıklar din adamları ve komutanların mezarıdır. Üçüncü katta ise bulunduğumuz yer ibadet yeri. Şimdi en alttaki kemikleri arasında at kemikleri de var. Bunlar savaşta ölen Roma askerleri. Atlarıyla beraber öldüler ki atlarıyla beraber girdiler. Öbür dünyada yine beraber olsunlar diye. Peki. İkinci katta da şöyle gördüğümüz iskeletin yanında bir tane gözyaşı şişesi bulundu. Aa, evet. O gözyaşı şişenin anlamı ise mesela birisi öldüğü zaman ben onun arkasından ağlayacağım. Gözyaşımı bir şişeye koyup onun yanına bırakacağım ki öbür dünyada benim kıymetimi bilsin yani. Okey anladım, evet anladım. Burası 2008'den önce yarıya kadar toprak doluydu. 50.000 olduğu hizasına kadar toprak doluydu. Köylüler normal bir mağara sanıp ağır olarak kullanıyorlardı. Ağır olarak kullandıkları sırada ise ateş yakıyorlardı. Bu taştan kartal taşı, kireç taşı olduğu için dumanı içine çekmiş. Siyahlık ondan. Siyah olmuş. Sonradan da müze tarafından zip sürüldü. Zip sürdüler ki dökülmesin diye. Okay. Etrafta hepsi böyle kemerlerle kaplıydı. Zip sürdüler ki dökülmesin diye. Bekliyordu çünkü. Okay. Köşedeki bacanın amacı ise bunlar toplu ödüler, toplu dirileceklerini söylüyorlar. Ezeki peygamber ruhları dirilten peygamberdi. Ayrıca rüzgarın efendisidir. Tanrı yani Allah Ezekiel peygambere diyor ki ey peygamber rüzgara şöyle buyur. Dört taraftan es bu kemikleri iskelet haline getir. Ete ve kasa bürün sonra nefes ver. Onları yine diril. Buranın ilk yapılış amacı güneş tapınağı. Güneşin pencerelerden yansıma yapıyordu. Şuradan geliyor, herhalde şuradan geliyor değil evet, mi? Evet, güneşin pencerelerden yansıma yapıyordu. Burada güneşe ibadet ediyorlardı. Okay. Ondan sonra bir dönem Meryem Ana Kilisesi. Evet. En sonunda da gördüğünüz gibi toplu mezarlık olarak kullanmışlar. Bir nevi diriliş. Evet, diriliş. Tamam. Sol tarafta bir tane kanatlı melekçeyle kanatlı bu tarafta. Evet. Ve meleğin sağ üst köşesinde el. 5 tane ve meleğin sağ. Sağ yan enede kuru kafa ve kemikler. Evet bayağı kuru kafa var orada. En alt kattaki kemikleri göstereyim. Melek de Ezekiel peygamber eldir Tanrı elleri. O eller Tanrı'nın söyleyişini gösteriyor. Melek de Ezekiel peygamber dediğim gibi o kemikler de en alttaki kemikleri gösteriyor. Yani tekrar dönsün diye. Evet. Camın sağ tarafında bir tane çatı bir de altında Meryem Ana kucağında Hazreti İsa. Şu sağdaki figürü mü söylüyorsun? Evet. O çatının anlamı baba, oğul, kutsal ruh. Tamam. Bir dönem Meryem Ana da bir dönem burası Meryem Ana Kilisesi olarak da kullanılıyor.
benim anahtar tarafında ise bir tane çam ağacı gibi. Evet. Mesela biri söylediği zaman başına ya da ayağının başına ağaç dikiyor. Bu ağaç mesela 4-5 yaşın kaldığı için hayat ağacı olarak yani. Ha. Ha, konu bu. Evet. Ama burası garnizon muymuş bir de? Evet, garnizon şehri. Garnizon şehri mi? Evet. Yani burada askerler var bir yandan, evet. Bir yandan da bir tapınak mı var? Evet. Ha, okay. Şimdi dinleyince burayı taş ocağı olarak kullandım. Üçüncü tamam. Kral, Pers kralı, üçüncü kral Darius. Ha, bir de o konu var değil evet, mi? Evet, batı tarafından burayı yedik fethederek. Evet, fena geliyor. Ta şeye kadar. Ve burada taşları kesip köyün içine doğru getirip sur yapıyorlardı. Sur yapıyorlar. Evet, Darius'un etrafı 5 kilometrelik surlarla çevriliyor. Surun dışına kalan yani bulunduğumuz alan hepsi mezarlık. Yaşam alanı ise surun dışında, içinde. Burada 5 medeniyete ait mezar bulunuyor. Romalılar, Sasaniler, Yezidiler, Süryaniler bir de Müslümanlar. Müslümanların mezarı şöyle şu tepedeki Müslüman ağacın olduğu yer Çeçenlere ait bir tane Müslüman mezarıdır. Hmm. Bunlar da yakın dönem ait Süryani mezarları. Şöyle burada da Süryani mezarları var. Roma içerisindekiler de zaten Romalıların mezarıdır. Ve şu yukarıda gördüğünüz iki tane mezar, sağdaki mezarın tapus kuşu var. Evet. Kutsal simgesi tapus kuşu. Gördüğünüz bu büyük yapı ise kral ve kraliçenin mezarı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ortasında iki tane mezar bulundu. O mezarı içinde kral ve kraliçe zinet. Hangi kralla kraliçe onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Sadece zinet eşyalar. Değerli bir büyüğümüz evet. O vefat etmiş. Oraya gömmüşler ayrıca yani. Yani iskelet falan çıkmadı. Kafatası çıkmadı. Ha, sadece şey mi çıktı? Hı hı, sadece zinet eşyalar çıktı. Valla. Yani atları söylediğim gözyaşı şeyleri. Bunun da aynısı mesela biri söylediği zaman. Mesela biletik dünyalar vesaire gömüyorlardı yanında beraberle öbür dünyada kullansın diye. Evet. Evet. Bu eski bir şey tabii. Adet. Çok teşekkür ederim. Şey.